Öncelikle yeni sezon sizlere de hayırlı olsun. İnşallah güzel bir sezondur hepimiz için. Geçen sene kiralık olarak katılmıştım Göztepe'ye. Güzel bir performans sergiledim. Zaten satın alma opsiyonu Göztepe'deydi. Kendi açımdan söylüyorum. Güzel bir sezon geçirdiğim için sağ olsunlar taraftarımız bizi çok sevdi. Göztepe camiası beni çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Dediğim gibi satın alma opsiyonu Göztepe'de olduğu için zaten önceliğim burasıydı. Birçok teklifler geldi ama burada çok mutlu olduğum için, güzel de bir sezon geçirdiğim için burada kalmayı tercih ettim. Bence gayet yerinde bir tercih oldu. Çünkü gençlerimiz, genç yeteneklerimiz çok fazla. Özellikle yurt dışına giden oyuncularımız, bizi temsil eden kardeşlerimiz aşikar yaptıkları orada ortada, koydu performans ortada. Ben gençlerimize çok güveniyorum. Bence bu kural tekrar gençlerimizin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bence güzel bir sonuç oldu diye düşünüyorum. Stadımız şöyle, doyamadık. Onlar da doyamadı, biz de doyamadık. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane maç yaptık herhalde seyirciyle. Sonra zaten pandemi süreci oldu. Seyircisiz devam ettik. Biz onları çok özledik. Onlar da bizi çok özledi. Sanırsam %30 herhalde kapasiteyle oynanacak. Ona bile şükrediyoruz. Çünkü seyircisiz oynamak gerçekten çok sıkıcı. Onların bizim itici bir güç arkamızda. Bir an önce inşallah başlayıp %30 da olsa bir an önce onlarla kavuşmak istiyoruz. Şimdi yıllarca bu işi yapıyoruz ve milli takım bu işin en üst zirvesi. Ben 17 yaşında ilk başladım Süper Lig'de oynamaya. 20-21 yaşında da A milli takım yakalamıştım. Tabii çok fazla forma şansı bulamasam da yine 21 yaşında oraları yakalamıştım. Oynayarak, üstüne koyarak performansını özellikle geçen sene. Bu sene de geçen senekinden daha fazlasını yapıp tekrar tabii ki hayalim olan milli takımı yakalamak istiyorum. Ve orada kalıcı olmak istiyorum.